Evet efendim, muhabbet bağı gitgide bizi daha çok sarmaya devam ediyor, sarıp sarmalıyor. Hele bugünler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 27 seferde hicret yoluna çıkışları ve seneyi devriyesi olarak düşündüğümüzde şu anda mağara arkadaşı yarı gârı Resulullah Hazreti Ebubekir-i Sıddık Efendimiz de mağaradan çıkıp, o halvethaneden çıkıp orada ne tecellilere mazhar oldularsa, nasıl bir sohbet, nasıl bir manevi zevk zuhur ettiyse onları Sevr Dağı'na emanet, hatıra olarak bıraktılar. Ve daha sonra ümmeti Muhammed'in sinelerinde aynı sır muhabbet yoluyla, muhabbet bağlarıyla devam edeceğinden oradan ayrıldılar ve Medine-i Münevvere'ye doğru yol aldılar. Bu şu anda içinde bulunduğumuz Rebiül Evvel ayının girişi, Safer ayının nihayeti günleri olduğu için biliyorsunuz 27 Safer'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den çıktılar ve Sevr mağarasının olduğu yöne doğru gittiler. 3 gün orada kaldıktan sonra Medine-i Münevvere'ye doğru tekrar yöneldiler, teveccüh ettiler. İşte bugünler bu hicretin başladığı günler, seneyi devriye olarak. Fakat biz muhabbet bağı programına devam edersek, kendi mevzumuza devam edersek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun Adem aleyhisselam daha toprak ile su arasındayken yaratıldığı mevzundan başladık. Nur-u Muhammedi'den başladık. Haddi zatında hep o Nur-u Muhammedi ile başlıyoruz ve nihayet o tarafa doğru rücu edilecek. Bu sohbetle Peygamber Efendimizin hayatını okumaya devam ediyoruz. Oradan Hazreti Adem'in yaratılışı, hilkati, bu nurun emaneten Enbiya-i Kiram yani Nebilerden müteselsilen silsileyle nasıl geldiğini anlattık. Hazreti Abdullah'ı, Hazreti Amine validemizi, daha sonra Hazreti Halime validemize süt annesine verilişini, Beni Sa'd yurdundaki zamanını, Abdülmuttalip Efendimizin himayesinde olduğu zamanı anlatıyor idik. Ve buradan manevi ameliyatlar bahsinde bitirdikten sonra amcası Ebu Talip ile beraber Şam'a gidişlerini, orada Rahip Bahire ile görüşüşünü zikrettik. Şimdi geldik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 20 yaşında iken, yani gençlik yıllarında yaşanan bazı hadiselere dikkat çekmeye ve mevzu olarak işlemeye. Bugünkü, daha doğrusu bu akşamki gündemimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 4. Ficar Muharebesi hakkında konuşacağız. Niye Ficar Muharebesi deniyor ve niye 4. deniyor? Bunun 1'i 2'i 3'ü nasıl oluyor? Nasıl cereyan ediyor? İstiyorsanız elimizdeki eserden devam ederek Bismillah diyelim, başlayalım. Eyvallah. Peygamberimiz 20 yaşındayken 4. Ficar Muharebesi patlak verdi. İslam'dan evvel cahiliye devrinde Araplar arasında cinayetlerin, kanlı çarpışma ve şiddet olaylarının, kan davalarının ve her türlü hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının ardı arkası kesilmiyordu. Kalpleri şefkat ve merhametten mahrum, cemiyet hayatları hak ve hukuktan uzak insanlardan, birbirini kırıp geçmekten başka zaten ne beklenebilirdi? Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları öteden beri Araplarca mukaddes aylar sayılıyordu. Şimdi bakın, hırsızlık, namussuzluk, zulüm, her şey normal yapılıyor pozisyonunda. Yani vakayı adiyeden, güncel hayatları hırsızlık olmadan, cinayet, zina, tecavüz olmadan, bir başka kişiye zulmetmeden geçmiyor o zamanın Arapları. Fakat o zamanın Araplarında, yani bu insanlıktan uzak denilen o günkü insanlarda dahi 4 tane ayda savaşmama kararı alınıyor. Yani günümüzün medeniyetiyle kıyaslandığında mukayese bile kabul etmez. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarına haram ayları deniyor. Neden haram? Yani ne olursa olalım, aramızda kanlı bıçaklı da olsak, her türlü zulüm de olsa,
bu aylarda savaşmayacağız. Anlaştık mı diyor insanlar. O cahiliye Arapları, o insanlıktan uzak dediğimiz kişiler ve savaşmıyorlar. Fakat günümüzün medeniyetini efendim hiç kimseye bırakmayan ve medeniyetten dem vuran birçok topluluğa bakın ve güruha bakın ki o zamanın hayvan sıfatlı insanlarından çok daha hayvanlaşmışlar. İnsanlıktan uzaklaşmışlar veyahut. Şimdi böyle düşündüğümüzde müellif de buna dikkat çekmek için bu kadar insanlıktan, hukuktan, dinden, diyanetten, her türlü ulvi sıfattan uzak olan insanlar Muharrem, Recep ve Zilkade, Zilhicce aylarında savaşmama kararı alıyorlar. Hatta bu karar o kadar önemli ki bu aylarda bir tecavüz, bir tasallut, bir saldırı olur ise şayet ona ficar muharebesi deniyor. Yani fıskı fücur, ayıp, kötü manasına gelen savaşın da kendine göre bir haysiyeti var. Bu ayda yapılan savaşa ficar muharebesi, fıskı fücur savaşı, hata edilmiş, kanunlar tanımaksızın birbirine tecavüz etmiş kişiler olduğu için ficar muharebeleri diye geçiyor. Evet. Bu aylarda her türlü kötülüğün işlenmesi, her türlü haksızlığın yapılması, kan dökülmesi kesinlikle yasaktı. Bunun için de haram aylar adıyla anılıyordu. İşte ficar muharebeleri bu aylardan birinde vuku bulduğu ve iki taraf arasında büyük haksızlıklar, zulümler irtikab edildiği, kan döküldüğü için bu ismi almışlardı. Araplar arasında ficar muharebeleri 4 kere meydana gelmiştir. Birinci ficar muharebesi sırasında kainatın efendisi henüz 10 yaşlarında bulunuyordu. 9 sene gibi uzun bir zaman süren bu 4 muharebe aslında oldukça basit ve ehemmiyetsiz hadiseler yüzünden meydana gelmişti. Demek ki hani kimsenin külahı boşta kalmıyor. Savaş denilen vesaire denilen hadiselere baktığınızda zaten hep temelinde ufak sebepler vardır. Ufak hadiseler vardır. Bu sebepleri büyüten insanın nefsidir. Öyle enteresan bir pozisyondadır ki insan, İnsan nefis adına hareket ettiğinde çok ufak sebeplerle çok büyük katliamlara, çok büyük zulümlere hiç bakmaksızın gözünü karartarak dalar gider ve bunları büyütür. İnsandaki ruh da esasen böyledir. Çok ufacık bir delilden, çok ufacık gözüken bir neşeden ruhunu öyle ulvi yerlere taşır ki. İnsanın fıtratında vardır bu. İnsan fıtratındaki bu endazeye gelmez. Efendim ölçülerin dışına çıkabilecek derecede ne kadar olsa sureten de Halifetullah olduğu için öyle bir kuvvete sahiptir ki bu sebepleri güzel tahlil etmek ve sebeplere karşı ulvi halde mi olacak, süfli halde mi olacak bir tercihten ibarettir insanın hayatı. Savaşlar da ufacık nedenlerdendir. Hidayetler de, imar edilen güzellikler ve medeniyetler de çok ufacık ilhamdan, efendim çok ufacık neşelerden zuhur etmektedir. Burada da onlar insanlıktan istifa ettikleri için çok ufak sebeplerden dolayı çok büyük zulümleri yapabilecek dereceye, daha doğrusu derekeye düşmüşler. Evet. Birinci Ficar Muharebesi, Gıfarilerden bir adamın Ukas Panayırı'nda uzanmış olarak "Arap'ın en şereflisi benim" sözü üzerine Havazin kabilesinden birinin bunu kendisine hakaret kabul edip kılıcını çekerek övünen adamın ayağını yaralaması sebebiyle Kinane ve Havazinliler arasında vuku bulmuştu. Fakat tabi bu ufak mesele diye cereyan eden hadiseyi düşünelim bir taraftan, ama diğer taraftan da şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kavmiyetçilik ve ırkçılık noktasındaki taassup, yani İslami literatürdeki karşılığı taassuptur bunun. Bu ırkçılık maalesef evlad-ı Arap'ta çok zuhur etmiştir. Çok şiddetli bir ırka düşkünlük vardır. Hatta bu ırka soy sopa düşkünlük yüzünden bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımama gibi bir körlüğe düşmüşlerdir. Taassup onlara körlük getirmiştir. Ve bu ne kadar önemli bir hadisedir ki ırkçılığın ve soya sopa mensup olarak övünmenin Resulullah tarafından yasaklandığını ve bu yasağın
veda haccında, veda hutbesinde Hazreti Fahri Alem'in hatırlattığını düşünürsek, ırkçılığın bugün birkaç yüzyıl içerisinde insanların kendi kimliklerini ararken, efendim ırkçılık falan akımları başladı diye bildiğimiz bu akımların esasında insanlıktan uzaklaştığı vakitlerde insanların zaten meşgul olduğu akımlar, fikri cereyanlar olduğunu, daha doğrusu tefekkürsüz, fikirsiz, hayal mahsulü efendim cereyanlar olduğunu burada görmüş oluyoruz. Eyvallah. Bu taassup çok şiddetlidir. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur diyerek Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değil Arap'ın kendi arasındaki soy sop meselesini, Arap'ın dahi diğer kavimlere üstünlüğü olmadığını, ancak üstünlüğün Allah katında Allahça malum bir sıfat olduğunu beyan ederek bunu da kökten kazımıştır. Bir söz daha ilave edeyim. Çünkü biliyorsunuz bizim bu akşamki siyer derslerimiz güncel hayatla, kendi maddi ve manevi sıkıntılarımızla, dertlerimizle beraberce gitmek durumunda. Burada biz hikaye gibi siyer-i nebi işlemiyoruz. Kendi meselelerimize, kalbi meselelerimize bir açıklık getirmesi, bir sadra şifa olması arzusuyla burada bu satırları okuyoruz. Hazreti Ali Efendimizin bir sözünü hatırlatarak tekrar devam edeceğim. Hazreti Ali kerremallahu vechehu ve zatehu, malumunuz soyla övünmek istenilse, soyla övünmek üzere en hakkı, en salahiyeti olan kişidir denebilir. Fakat o Hazreti Ali Şah-ı Veli ne buyuruyor radıyallahu anh? Şeraful insan bilhimemil aliye la birrimemil baliye. İnsanın şerefi dine, diyanete, vatanına, milletine, etrafına yaptığı hizmetledir. Şerefi oradan alır. La birrimemil baliye. Geçmiş atalarının kurumuş kemikleriyle övünmek değildir şeref diyor. Şeref oradan gelmez adama. Kendi gösterdiği himmetle gelir diyerek bu sözü Resulullah Efendimizin o mübarek saadetle buyurdukları hadisi şerifi, o sözü şerh eder veya başka bir kıvamda bizlere nakleder pozisyonunda güzel bir sözdür. Evet. İkincisi, yine Ukaz Panayırı'nda bir kadına sataşmak. Yani birincisi demek ki bu işte başka bir kabileden kişinin ayaklarını uzatarak panayırda, panayır dediğimiz Ukaz Panayırı önemli bir yer. Yani siyaset meydanı gibi bir şey. Kim nesi varsa orada konuşuyor. Yeni bir şiir yazdıysa orada konuşuyor. Yani panayır dediğinde bugün çarşamba pazarı, perşembe pazarı gibi değil. Borun pazarı gibi değil. Orada bulunan siyasi şeylerin oturulduğu, konuşulduğu bir meydan. Yani orada kim giriyor, kim çıkıyor, kim konuşuyor, hepsi önemli. Mekke'nin stratejisini direkt etkiliyor. Böyle bir yerde kalkıp en üstünü bizleriz şeklinde patavatsızca konuşmasından, ırk yani taassuptan, kavmiyetçilikten doğan bir savaş. İkincisi neden çıkıyormuş? İkincisi, yine Ukaz Panayırı'nda bir kadına sataşmak yüzünden Kureyş ile Havazin kabilesi arasında patlak vermişti. Evet, hanıma sataşılması bahane. Zaten birbirleri arasında çekişiyorlar. Bir de bir yerden bir hadise patlak verdiğinde bahane savaşa dönüş. Tabii. Evet. Üçüncüsü, Kinane oğulları kabilesinden bir adamın Amir oğulları kabilesinden birine olan borcunu ödemeyip müddeti uzatması sebebiyle Kinane ve Havazin kabileleri arasında meydana gelmişti. Yani günümüzdeki sen şuna laf attın, ben bunu attım diyerek birbirine giren toplulukları düşünün. Irkçı hareketlerle birbirine sataşan insanları düşünün. Borç senet kavgasından dolayı birbirine giren insanları düşünün. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. İnsan her zaman insan, insanlıktan uzaklaşan her zaman malum. O mahluktan birisi. Hiçbir şey değişmedi. Zaten biz konuşurken, Siyer-i Nebi derslerine iştirak ederken hep şunu sorguluyoruz. Ebu Cehilliği yapan var. Türlü türlü Ebi Lehebliği yapan var. Cahiliye Araplarının yaptığı bütün adetleri yapan var. Hepsi hazır. Hepsi zaten meydanda. Hepsi onlar kendi tezgahlarıyla meşgul. Fakat o zamanın sahabisi nerede? O zamanın
Hazreti Sıddık'ı, o zamanın Hazreti Faruk'u, o zamanın haya abidesi Osman, o zamanın mürüvvetkanı ve ilim babı olan Hazreti Ali ve oradan seyredilen Hazreti Muhammed'in nuru nerede? Diğer şeylerin hepsi temsil ediliyor. Hiçbirisinin makamı boş kalmamış. Makam, sözün gelişi makam. Makam denmez ya ona. Hiçbirinin külahı boşta kalmamış. Fakat bu nur nerede? Hepsi devam ediyor da ınkıtaya uğrayan nur-u Muhammedi nerede? Belki de bu muhabbet bağı, o bağı bulabilmek için yapılmış bir program. İnşallah bu programın neticesinde biz de o bağları bulur ve bağlanırız. Evet. İnşallah. Metne burada ara verip programımızın ilk arasından tabii, sonra tabii, devam etsek. Dördüncüsünün abi nasıl başladığını da söyleyerek yapabiliriz. Eyvallah. Buyurduğunuz gibi. Evet. Peygamberimizin 20 yaşlarındayken katıldığı 4. Ficar Muharebesi ise Kureyş ve Kinane oğulları ile Kays'ı Aylan kabileleri arasında Kinaneli Barraz bin Kays adındaki adamın Kays'ı Aylan, Havasin kabilesinden Urve namındaki adamı öldürmesi neticesinde çıkmıştı. Tabii bu isimleri şimdi dinleyen kardeşlerimiz, ya bu kadar acayip ismi ben nasıl ezberimde tutayım, hafızamda tutayım diyebilir. Yani bunları okumasanız da işte iki adam birbiri dövüşmüş. Hayır, o zaman ciddiyetsiz olur. Biz çünkü şunu da izah etmeye gayret ediyoruz programlarımızda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı hiçbir insanın asla erişemeyeceği derecede bütün detaylarıyla onun hayatından başka hiçbir hayat araştırılamamıştır. Bu kadar detaylı olarak. Hiçbir detay atlanmıyor. İsimler, şahıslar, yer hepsi belli. Bunu zikretmek için bundan sonra gelecek olan malumatın da nasıl tespit edildiğini, tevsik edildiğini, vesikalara dayandığını göstermek için bu tarihi süreçteki isimleri ve yerleri zikretmek durumundayız. Neticede maksat hasıl olmuştur. Anlatılmak istenen bu 3 Ficar Muharebesi'nde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatta olmalarına rağmen iştirak etmemişler. Zaten o andaki yaşları da gerek hali sababetleri olsun, gerek efendim delikanlığa geçiş devri olsun, normalde örfe adete göre o yaştaki insanların iştirak edemeyeceği bir efendim hareket bu. Fakat 4. Ficar Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 20 yaşında olduğundan kendi kavmini, kabilesini ve ailesini de alakadar ettiğinden bu savaş bir şekilde iştirak etmişler. Fakat bu savaşta neler olmuş? Abi bundan önceki bölümde o dönemde yaşanan savaşlar, haksızlıklar, yapılanlar ve bunlara o dönemde yaşayan insanların yine kendi aralarında kurduğu bir cemiyetle düzeltme yolunda yaptığı hareketleri konuştuk. Bir kez daha dinlemekte fayda olur mu diye düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimizin belki de zihninden şöyle bir şey geçiyor. Bu metni biz elimize alsak bir kitaptan, bir kaynaktan, Peygamber Efendimizin hayat-ı şeriflerini şöyle okumaya başlasak bu hadiseye çoktan gelmiş olurduk. Muhabbet bağı ama hem bugüne olayları getirerek. Tabii mesela yine iki bölümde vermediğimiz benzerini zikrettik ama başka bir ifadeyle tekrar burada açmış olalım. Eyvallah. Yani cahiliye Arabı diyorsunuz, cahiliye devri diyorsunuz. Onlar bile kendi meselelerini halletmek için sivil toplum kuruluşlarını kendi aralarında oluşturmuşlar. Yani iddia edildiği gibi hiç yol iz bilmez insanlara rehber olmamıştır sadece Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'in bahsettiği din, İslam dini, Allah'ın kitabı, insan olmak arayışında olan bir zemine, bir halka ancak hitap edebilir. O küçük gördükleri, hani diyorlar ya işte çok tembellermiş, namazı emretmiş, şöylelermiş, böyleymiş, tamam puta tapıyorlar, diri diri kızlarını gömüyorlar, bu şekilde azmış ve sapmışlar ama kendilerince yine bir düzen kaygısı var, kendilerince bir nizam yine kaygısı var. O nizam kaygısı olmayaydı gelen nizamı da zaten anlayamazlardı. Bugün de var kendine göre. Kürtajda vesaireyle diri diri daha gün yüzü göstermeden öldürülen çocuklar da var. Erkeğine dişesine bakılmıyor. Kız çocuğu olduğu için yüzü buruşan çok sofumuz var.
çok namaz niyazı olduğu halde, kız çocuğu olduğu da üzülen çok insanımız var. Bunu hiç kimse saklamasın. Dolayısıyla dert hep aynı dert. Ama ne dedik biz programın başında da? Dertler hep aynı olarak devam ediyor. Fakat dermanı Resul, dermanı muhabbet ve dermanı Muhammed nerede? Biz onu kaybettik ve şu anda bu haldeyiz. Biz o muhabbeti ve o Muhammedi muhabbeti aramak üzere sizinle beraber bir yolculuğa başladık. Bu sadece şu dakikalarda, şu mikrofonlarda yapılan yolculuktur. Yoksa bu 24 saati içine alan bir seyahat olmalı. Öteki türlü o hicret daha başlamadan biter. Ona da hicret denmez zaten. Diyelim, ondan sonra iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikinci kere Şam'a gidişini konu alan kitaptaki metnimize devam edelim. Değişik metinlerden gidiyoruz. Kastalani'nin Mevahibi'li dünyasından, Asım Köksal'ın Peygamber Efendimizin hayatından, Sami Efendi'nin yine yazmış olduğu Nübüvvet Nurlarından, ayrıca Osman Nuri Topbaş Efendi'nin Muhammed Mustafa isimli sallallahu aleyhi ve sellem isimli eserinden ve Salih Suruç'un eserinden devam ediyoruz. Bunu da yine şu an bizi dinlemekte olan kardeşlerimize, yeni dinlemekte olan kardeşlerimize hatırlatmış oluyoruz. Eyvallah. İkinci kere Şam'a gidişleri ticaretle iki cihan serveri Efendimizin meşgul oluşlarını anlatan bölümü okuyacağız az sonra. Mekke halkının meşguliyetleri başında ticaret geliyordu. Ebu Talip de bir müddet ticaretle uğraştı. Ancak kıtlık, kuraklık yıllarının baş göstermesi, kabile savaşlarının birbirini takip etmesi ve aile efradının fazla oluşu gibi sebepler yüzünden ticaret yapabilecek mali kuvveti pek kalmamıştı. Tabii sermaye lazım, evet. Bu yüzden Efendimiz'i de yanına alarak yaptığı Suriye seyahatinden sonra bir daha ticaret kervanlarına katılma imkanını elde edemedi. Mekke'nin içinde bazı işler yapmakla geçinip gidiyordu. Mekke'de Nebi-i Ekrem Efendimizin akrabalarından zengin bir dul kadın vardı. Hatice binti Hüveylid. O, servetiyle ticaret kervanlarına ortak oluyordu. Evet, radıyallahu anh diyelim. Nasıl olsa Cenab-ı Hatice validemizle izdivacı zikredilecek. Şimdi o detaya girmeyelim ve devam edelim. Evet. Peygamber Efendimiz 25 yaşında bulunduğu sırada Kureyş yine Şam'a göndermek üzere bir ticaret kervanının hazırlığı içindeydi. Bu kervana Hazreti Hatice de mallarıyla iştirak edecekti. Her seferinde olduğu gibi bu defa da mallarının başında gönderecek emin ve sağlam adamlar arıyordu. Geçim sıkıntısı içinde kıvranıp duran Ebu Talip bunu duydu. Himayesinde bulunan yeğeni Nebi-i Muhterem Efendimiz'i yanına çağırarak kendisine açılmak zorunda kaldı ve şöyle konuştu. Ey kardeşimin oğlu! Mal ve mülk sahibi olmadığımı biliyorsun. Şiddetli kıtlık ve kuraklık elimizi avcumuzu kuruttu. Bizde ne ticaret bıraktı ne de kalkacak, kımıldanacak güç ve derman. Bak, kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanıyor. Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana yükleyeceği mallarla katılacak ve mallarıyla birlikte de kavminden bazı kimseler gönderecektir. Hatice, ticaretle uğraşan, serveti bol ve başkasının da bu servetten istifade etmesini isteyen bir kadındır. Senin gibi emniyet edilen, temiz, vefalı bir insana onun bu konuda ihtiyacı vardır. Gidip bu hususu kendisine anlatsan, herhalde dürüstlüğün ve üstün meziyetlerinden dolayı seni başkalarına tercih edecektir. Yani o zaman kervanın başına geçebilecek en güvenilir insan Hazreti Peygamber olmasına rağmen, herkesçe bu bilinmesine rağmen yine de kendileri bu vazifeye talip olmamışlardır. Amcalarının tavasutuyla, vesile olmasıyla kervanın başına geçmesi hususu zikredilmiştir ve öylece geçmiştir. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem hayat-ı saadetlerinde bize örnek oldukları gibi hayır işlerinde hep o hayrı yapmak için yarışmışlar ve önder olmuşlar. Fakat belli dünyevi vazifelerde hiçbir zaman kendileri talip olmamışlar. Fakat hak ve hukuk yerindeyse, doğru bir tercihse talebi de hiçbir zaman reddetmemişlerdir. Evet.
Bu konuşmasının ardından endişesini de üzüntü içinde belirtti. Gerçi seni Şam'a göndermekten çekiniyorum. Yahudilerin sana bir zarar vermesinden de korkuyorum. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 20 küsur yaşında, 24 veya 25 olması lazım. Buna rağmen yine emanet olarak gördüğü için Ebu Talip ve daha evvel de Bahira'nın aman dikkat et, ahir zaman peygamberidir. Yahudiler bu durumu asla kaldıramaz. Ona kötülük yapmak için her türlü şeyi yapabilirler. Dikkat et uyarısını da düşünerek, hem emanet şuuru hem de bir şey olur kaygısıyla, her ne kadar yaşı ileride olsa, seyahat etmek için uygun bile olsa, o görev şuuruyla Ebu Talip uyarmaktan da geri kalmıyor. Fakat durumun da başka bir şeye müsaade etmediğini ancak bu şekilde bir çıkış yolu olduğunda zikretmiş oluyor. Ama ne yapayım ki geçimimizi temin konusunda bundan başka hatırıma gelen bir fikrim de yok. Evet. Amcasına, amcacığım sen nasıl istiyorsan öyle yap cevabında bulundu. Evet. Ebu Talip ile Resul-i Ekrem Efendimiz arasında geçen konuşma Hazreti Hatice'ye ulaştı. Nebi-i Mükerrem'in doğru sözlü, güvenilir, emniyetli, üstün ahlaklı olduğunu bilen Hazreti Hatice hemen haber göndererek çağırdı, kendisine şöyle dedi: ben seni Şam'a gidecek ticaret mallarımın başında göndermek istiyorum. Senin doğru sözlü, son derece güvenilir ve güzel ahlaklı olduğunu biliyorum. Sana kavmimden hiçbir kimseye vermediğim yüksek bir ücret vereceğim. Peygamber Efendimiz teklifi amcası Ebu Talib'e haber verdi. Buna son derece sevinen amcası, bu Allah'ın sana ihsan ettiği bir rızıktır diye konuştu. Ebu Talip, ücreti tayin etmeden yola çıkılmasını münasip görmediğinden, Efendimiz'e gidip bizzat Hazreti Hatice ile bu hususu konuşmasını söyledi. Ancak Peygamber Efendimiz bunu istemediğini belli etti. Bunun üzerine Ebu Talip, kendisi bizzat giderek, ey Hatice dedi, biz işittik ki sen filanı iki erkek deve vermek üzere tutmuşsun. Biz Muhammed için dört erkek deveden aşağısına razı olmayız. Efendimiz gibi son derece itimat edilir birini bulan Hazreti Hatice sevinç içinde, ey Ebu Talip dedi, sen çok kolay ve hoşa gidecek bir ücret dilemiş bulunuyorsun. Bundan daha fazlasını isteseydin bile yine kabul ederdim. İlk vahiy geldikten sonra Hazreti Hatice validemizin şöyle bir rivayeti vardır. Ondan rivayet edilir. Peygamberlik müjdesiyle beraber ilk iman eden Hazreti Hatice validemiz. Ben sende o vasfı ve nuru gördüm de senin izdivacına talip oldum. Ya Resulallah diyor. Hazreti Hatice validemiz kendisinde o nuru o zaman müşahede eden fevkalade temiz gönüllü, temiz kalpli ve çok akıllı bir hanım. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. İki cihan serveri Efendimizin hanımı oluşu zaten yeter bir sıfattır. Onu konuşmuyoruz. Fakat onun haricinde de hani Hazreti Cenab-ı Mevlana'nın Belkıs için söylediği bir söz vardır. O Belkıs hanımdı ama 100 tane erkeğin aklı, idraki ve kalbi kuvveti o hanımda toplanmıştı diyor ya. Allah'ın nevi şahsına münhasır hanımları vardır. Yeryüzünde yarattığı, bu aleme gönderdiği onlardan bir tanesi de Hazreti Hatice validemizdir. Evet. Haliyle Ebu Talip bu sözlerden fazlasıyla memnun oldu. Hazreti Hatice kölesi Meysere'yi de Resulullah Efendimizin emrine verdi ve ona şu tembihte bulundu: sana ne emrederse derhal itaat edeceksin. Hiçbir fikrine karşı aykırı iş görmeyeceksin. Bir dediğini iki etmeyeceksin ve her halini bana bildireceksin. Kervanın yola çıkması için bütün hazırlıklar tamamlandı. Ebu Talib ile Efendimizin halaları da onu uğurlamaya geldiler ve kervanda bulunanlara onunla ilgilenmelerini rica ettiler. Ve kervan yola çıktı. Ticaret kervanı 3 aylık yorucu bir yolculuktan sonra Şam topraklarına vardı. Evet, şimdi Şam topraklarına varışıyla beraber daha evvel Şam'a gidişinde
Rahip Bahira ile görüşmesi vardı. Onu detaylı bir şekilde zikrettik. Zaten kitapta da açtı. Rahip Bahira hususunda İslam tarihinde ve müsteşriklerin batılı İslam'ı araştıran kişilerin sözlerini detaylı bir şekilde incelemiştik. Şimdi Rahip Bahira ölmüş, yerine onun kaimi makamı diyebileceğimiz Nastura isimli bir rahip var. Onunla karşılaşmasını anlatacaktır. İnşallah vaktimiz müsaade ederse hızlıca orayı okuyalım. Kıymetli dinleyicilerimiz de hem merak etmesinler, dinleyiciler çünkü belki şu anda yolda seyahat halinde de olabilirler. Bir kitaba müracaat olmayabilir. O yüzden hemen metne geçelim. Gittiği yere kadar. Eyvallah. Efendimizin daha önceki Şam seyahati sırasında manastırda bulunan Rahip Bahira ölümüyle yerini Nastura adındaki rahibe bırakmıştı. Efendimizin zeytin ağacının altına inmesi pencereden gelen kafileyi seyreden rahibin dikkatinden kaçmadı. Önceden tanıştığı Meysere'yi yanına çağırdı ve ağacın altında konaklayanın kim olduğunu sordu. Çünkü bakıyor karşıdan dallar eğilmiş, gölgelik yapıyor Hazreti Peygamber'e. Normal bir durum değil. Adam o pencereden hep baktığında dalları aynı görüyor. Bakıyor ki eğilmiş. Kime eğilmiş? Ona baş eğmeyen mi var? Ona baş eğmeyen kişiler malum. Bütün mahlukat, bütün mevcudat onun varlığına secde eder halde. Onu müşahede ediyor ve yanındaki kölesi daha evvel sıkça karşılaştığı Meysere'yi çağırıyor. Kim diyor o ağacın altında gölgelenen? Daha doğrusu ağacın kendisine gölgelik olduğu zat kim? Meysere, o Kureyş ve Mekke halkından bir zattır cevabını veriyor. Nastura bir anlık bir düşünceye daldı. Sonra da Meysere'yi hayretler içinde bırakan fikrini açıkladı. O ağacın altına şimdiye kadar bu vakitte peygamberden başka kimse inmemiştir. Allah Allah. Daha sonra Meysere'ye duracağı yeri de biliyor. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazı sözlerini ayıklayıp bazılarını atıp şu lazımdır, bu zamanı ilgilendirmez, şu tavrı bizi hiç alakadar etmez diyenler. O konaklayacağı yeri, duracağı yeri, gölgeleneceği yeri bile Allah tarafından tayin edilmiş zat. Her türlü halinde. Bunu bir Hristiyan'dan ve yanına katılmış bir köleden öğrenmek bile olsa insanın talim etmesi icap ediyor. Nerede kaldı o yolun yolcularından öğrenmemek? Daha sonra Meysere'ye şu suali yöneltti. Onun gözünde biraz kırmızılık var mıdır? Meysere'den evet cevabını alınca teşhisini kesinleştirdi. O peygamberdir. Hem de peygamberlerin sonuncusudur. Meysere heyecan ve hayretinden şaşkına döndü. İstikbalin peygamberinin hizmetinde bulunma, saadet ve sevinci vücudunun bütün zerrelerine bir anda yayıldı. Ve şu anda o ağaç hala etrafı muhafaza edilmektedir. Şam'a gidenler oraya ziyaret için uğrarlar. Bu da hatırınızda olsun. Evet. Tabii rahibin söyledikleri de hafızasına nakşoldu. Satışlar tamamlanmış ve alınacaklar alınmıştı. Bir de baktılar ki peygamberimiz herkesten ziyade karlı bir ticaret yapmış. Bu sefer Meysere'nin hayretine kafiledekilerin de hayret ve şaşkınlığı katıldı. Kervan bu sıradan ayrılarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Kervan sıcak kumlar üzerinde Mekke'ye yol alıyordu. Kızgın güneş ateşten oklarını yere saplamaktaydı. Fakat bu da ne? Meysere gözlerine inanamıyordu. Tekrar tekrar açıp kapatıyordu gözlerini. Ama hayır, gördüğü ne hayal ne de gözlerindeki bir yanılmanın esiriydi. Tamamıyla gerçekti. İki melek, kavurucu sıcaktan rahatsız olmaması için bulut tarzında kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyordu. Meysere, hayranlık ve heyecanından yerinde duramaz hale gelmişti. Rahmetellil alemin oluşuna başka bir işaret de buradan fark ediyor musunuz? Allah isterse o Hazreti Muhammed Mustafa'nın cismi paki güneşten rahatsız olmasın diye, işte geçen hafta değil mi, birkaç gün evvel güneş tutulması oldu. Güneşi de ısırlayabilirdi. Ama o alemlere rahmet. Onun mübarek vücudu rahatsız olmasın diye güneş de perdelenebilirdi. Ama alemlere rahmet olduğundan,
o güneşe başkalarının da ihtiyacı olduğundan sadece onun cismi pakini setretmekle, zulle denir Arapçada, gölgelendirmek üzere rahmet peygamberini muhafaza etti. Bu hali bile onun rahmet peygamber oluşuna işarettir. Evet. Güneşin sıcaklığı... Burada güzel bir detay daha var. Efendim bu böyle nasıl olur vesaire olur. Öyle bir zatın kölesi olursan o gölgelendirmenin ne olduğunu anlarsın. Meysere gibi. O zatın nuruna köle olursan o meleği de görürsün. Nasıl gölgelendirildiğini de görürsün. O cismi Muhammedi'yi de müşahede edersin. Ama onun kölesi olmadan, o muhabbete bağlanmadan bunları görmek veya anlamak kabili imkan değildir, muhaldir. Güneşin sıcaklığı bu garip hadisenin munis sıcaklığı yanında artık ona pek tesir etmiyordu. Ne var ki Nur Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu olup bitenleri ve duyduklarını anlatma cesaretini kendinde bir türlü bulamıyordu. Hayretini, heyecanını ve şaşkınlığını hep içinde saklıyor, dışa aksetmemesi için var gücünü sarf ediyordu. Artık kervan Mekke'den görünmeye başlanmıştı. Hazreti Hatice evinin damında Kureyş kadınlarıyla birlikte gelen kafileyi gözlüyordu. Herkes gibi o da hayret içindeydi. Gelen Muhammed ve Meysere'dir. Ya Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem başı üzerinde gelenler ne? Gözleri yanlış mı görüyor? Hayır, o da gerçeğin ta kendisini görüyordu ve yine iki melek kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyorlardı. Hatice heyecan içinde yanındaki kadınlara da bu garipliği gösteriyordu. İşte o sebeptendir ki ben sende onu gördüm ve sana geldim. Seninle izdivac ettim ya Resulallah. Sen mahzun olma. Hep bu haberi beklerdim diyerek peygamberlik müjdesi, nübüvvetini ilan müjdesi ilk verildiğinde ona secde eden, onu kabul eden ve tasdik eden Hazreti Hatice-ül Kübra olmuştur. Biz şu saatlerde, şu anda bir kişinin hanesine girmek istediğimizde, o hane sahibinden yüz bulamadığımızda onun ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir şekilde bahane ederek ailesine gireriz. Haddi zatında hanesinin sahibi olan kişi hanımı tarafından, hanımı cihetinden bir misafir geldiğinde hiçbir zaman reddedemez. Şu anda ruhu Resulullah'tan dileniyoruz. Ve Hazreti Hatice-ül Kübra validemizin ruhaniyetine fatihalar, salatü selamlar ediyoruz ve diyoruz ki ya Resulallah, Hatice-ül Kübra'nın yüzü suyu hürmetine senin hanene, gönül hanemize nur saçacak şekilde dahil olmak istiyoruz. Ehli beytine mensup olmak istiyoruz. Bizi reddeyleme diye ellerimizi açıyoruz. Fatihalar ediyoruz. Salatü selamlar ediyoruz. Ve bu duygularla muhabbet bağındaki sözü size tevdi kılıyorum. Eyvallah.